Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan ikili fallarımdan kapattım. Şimdi ben ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. İki tane falımız var. Bunlardan bir tanesini seçin. Kendiniz için olabilir, eşiniz için, çocuklarınız için, sevdiğiniz biri için ya da bu hafta, bu ay ya da herhangi bir şey için niyet edin. Ben sırayla ikisine bakacağım ama herkesin baktığı gibi bakacağım ve içinde çok, çok net göstermeye çalışacağım. Çünkü bu tamamen sizin enerjinizle alakalı bir şey. Hani böyle birini çok fazla düşündüğünüzde bir anda karşınızda görürsünüz ya o kişiyi. Aynı onun gibi şu anda bu video karşınıza çıktıysa eğer ki bu videoyu izliyorsanız enerjisel olarak kafanızdaki kişiyle ya da olayla ilgili demek ki bir mesaj alacakmışsınız gibi düşünüyorum. Bu tarzda yüzlerce videom var kanalımdan girip onları da izleyebilirsiniz herhangi bir şey niyet ederek. Kanalıma hala abone olmayanlar varsa abone olursanız sevinirim. Ve gerçekten videolarımı beğeniyorsanız beğene basarak beni destekleyebilirsiniz. Ben şimdi sırayla ikisine bakacağım. Bakalım niyet ettiğiniz fincanda neler çıkacak. Şimdi hemen şu soldaki fincanımı yan tarafa almak istiyorum. Üzerinde çiçek olan fincanı seçenler için falımızı açıyorum. Çiçeğimizi hemen şöyle yan tarafa alıyorum. Şöyle yavaşça açalım bakalım. Üzerinde çiçek objesi olan fincanı seçenler için falımıza ne çıkacak? Bakalım bu fincanımızı tutanlar için neler çıkmış falımıza. Şöyle hep birlikte görmeye çalışalım. Bu fincanı açınca siz de fark etmişsinizdir. Güzel bir fal çıktı. Böyle bir hani ferah, içinizin rahatladığı bir süreç olabilir. Sadece hareketli günler sizi bekliyor diyebilirim. Hani böyle hareketli günler yaşanacak gibi. Bir şey atlatılmış olabilir. Sıkıntılar geride kalmış. Açıldı bu fal. Aa, çok pardon. Bu fal böyle bir açıldı, ferah bir fal olarak çıktı. Bakalım hane kısmında neler var? Hane kısmında kafanıza bir karmaşa çıktı biraz. Aile içerisinde yaşanan olaylar var sanki. Böyle küçük, ufak tefek, küçük bir sır açığa çıkabilir. Hani böyle bazen aile içerisinde böyle çok kötü değil ama tatlı telaşlar, böyle küçük küçük sohbetler, hareketli dönemler olur ya. Bence aile içerisinde böyle biriyle ilgili bir sır açığa çıkabilir. Küçük küçük konuşmalar olacak. Herkes bir araya gelecek. Yani birinin sakladığı bir ilişkisi olabilir. Birinin sakladığı, hani bu ile yasak aşk gibi algılamayın tabii. Her seferinde ben bunu söyleyince acaba yasak aşk mı falan diyenler olmuş. Yok yani hani çocuklarınızdan biridir ya da bir kardeşiniz, çok samimi bir aile dostu da olabilir. Bu hani aile içerisinde gibi çıkmış, çok yakın çevrenizde çıkmış. Hani sakladığı bir ilişkisi vardır, söyler, artık dile getirir. İşte bazen işte sakladığı iş hayatı ile ilgili olumlu ya olumsuz şeyler vardır. Her an her şeyi söylemiyoruz. Bazen zamanı gelince söylemeyi tercih ediyoruz. Belki böyle bir şeydir. Ortalığa biriyle ilgili bir sır, bir şey ortalığa çıkacak ve hani böyle hareketli aile içerisinde toplanıp konuşulup biraz böyle gündem yapılacak günler gibi çıkmış. Bir de ailede böyle çocuklu bir insan çıkmış. Kucağında bir çocuğu var. O kişiye bir haber gelecek. O kişi böyle biraz çocuğu var ve böyle bakın ayakta çocuğu var. Ama bu kişi biraz yorgun. Yani nasıl diyeyim? Bu kişiye böyle sırtına bir yük binmiş. Bu sorumluluğu artık gözünde iyice büyütmüş bu kişi. Bakın böyle sırtında bir şey var, böyle yük var. Aslında sırtındaki yükü ona çok ağır gelmeyebilir ama artık yorulduğu için hani böyle şeffaf çıkmış, böyle sırtına bakın çanta gibi bir şey çıkmış. Hani böyle koyu renk değil, hani böyle çok büyük taşıyamayacağı bir yük değil ama artık psikolojik olarak bazen insanlar hassas dönemlerde olur ya, var olan sorumluluğumuz bile ağır gelmeye başlar bize. İşte aile içerisinde o kişiye bir haber daha gelince hani böyle psikolojik olarak kaldıramayacak ya o sorumluluğu ya o duyduğu şeyi, kendini biraz daha yorgun hissedecek ve aileden destek isteyebilir, sizden isteyebilir ya da bu kişi sizseniz siz ailenizden ya da en yakınlarınızdan destek isteyebilirsiniz. Dediğim gibi bu hani bazen çok çok büyük bir şeyin altında kalmak değildir ama psikolojik olarak artık bardak dolmuştur. Hani bir küçük damla da bazen şey yapar ya, bize çok gelir. İşte öyle bir şey sanki bu. Hani böyle o taşınamayacak halde hassas bir noktada aldığı haberle birlikte aileden destek isteyecek bir kişi çıkmış. Burada bir kişi var, bakın böyle ama yatan bir kişi var. Başkasının böyle omzuna yatmış gibi. Yani aile içerisinde rahatsız olan biri varsa ya da böyle ufak bir rahatsızlık geçirecek biri olabilir.
Çok hastalıklarla ilgili konuşmayı sevmiyorum ama hani bu çok kötü de değil. Hani yatmış ama böyle bakın birinin kolunu omzuna yatmış. Yani birinden destek isteyecek, yardım isteyecek, bakım isteyecek daha doğrusu. Küçük bir süreliğine hani siz de bir ailenizden biri rahatsızlanabilir, olan bakımıyla da ilgilenebilirsiniz. Ama siz de böyle küçük bir rahatsızlık geçirirseniz ailenizden biri kol kanat gelecek, hemen size destekte bulunacak. Sanki daha çabuk atlatacaksınız bu durumu. Böyle bir kişi rahatsızlanıp diğerinin böyle omzuna koluna yatmış gibi çıkmış. Destek bulacak birinden sanki. İki kişi burada bakın böyle çılgınca eğlenip sanki bir de öpüşüyorlarmış gibi. Görebiliyor musunuz? İki kişi var burada. Bir kişi kolunu böyle kaldırmış. Eğer ki yalnız biriyseniz hayatınıza birini alabilirsiniz ama bu biraz çılgın bir aşk olabilir. Bazen hani böyle umarsızca hani ayaklar yerden kesilincesine bir aşk yaşanır ya. Ya da yakın çevrenizde ve çocuklarınız ya da biri varsa böyle çok çılgın bir aşık haberi alabilirsiniz. Söz, nişan, düğün, birden aniden bir birlikteliğin haberini duyabilirsiniz. Ama bu böyle normal bir birliktelik de böyle gerçekten aşkın hani tavan yaptığı, çok hani böyle çılgınca yaşandığı bazen aşklar olur ya, çok güzeldir. Böyle bir aşk çıkmış burada. Evlenen iki kişi çıkmış. Belki de sizin ilişkinizde var olan sorunları çözüp siz de böyle hani umarsızca bir süre yaşayabilirsiniz. Hani hiçbir şeyi takmadan aşka odaklanıp. Aşk zaten öyle bir şeydir ya. Çok büyük sorunlar bile olsa hani belki siz birbirinize uygun bile değilsinizdir. Hani şöyle mantıken baksanız o insanla birlikte olacağınızı düşünmezsiniz ama aşk öyle bir şeydir ki her şeyi kabullendirir insana. O an o 1 yıl 2 yıl hani şey istatistiklere göre de bu arada aşk en yoğun dönem 1,5 yıl yaşanırmış. Ondan sonra normalleşirmiş. O ayaklara yerden kesilircesine duygu azalmaya başlarmış. İşte ya o zaman sonrasında kalıcı bir birliktelik olur ya da işte ayrılırlarsa eğer o süreçten sonra da çok işte aşık olanlardan bir tanesi bitmediği için aşkı ondan sonra işte o ölümsüz aşklar, acılar vesaireler. Aslında kavuşsanız belki o kadar o denli yaşamayacaksınız hiçbir şey ama ayrılık olunca da ondan sonra da çok büyük acılar çekermiş insanlar. Umarım bir ayrılık olmaz. Burada çok 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 güzel eğlenen iki kişi çıkmış. İnşallah sizsinizdir. Var olan ilişkiniz ya çok güzel tutkulu bir döneme girer ya da işte hayatınıza yeni birini alabilirsiniz. İki kişinin eğlenmesi çıkmış burada ama bakın burada çok büyük bir fil çıkmış. Bakın film böyle hortumu oturmuş kocaman bir fil ayağa kalkmış sanki. Fil her zaman berekettir. Bereketli bir döneme gireceksiniz. Nasıl diyeyim? Bakın burada da böyle bir aslan sanki böyle yukarıya ayağa kalkmış. Yani çok güçlü bir dönem sizi bekliyor. Yani bu bereketli bir dönem isim geliyor. Bu falı tutanlar için özellikle maddi olarak artık beklediğiniz bir yerden para varsa gelebilir ya da işte böyle bilmiyorum bu bayağı fil ve aslan güçlenme dönemi artık hani maddi olarak işte iş bulabilirsiniz, işinizi geliştirebilirsiniz, kariyer yapabilirsiniz. Beklediğiniz, hiç ummadığınız yerlerden para gelebilir. Ben mucizelere inanıyorum. Hiç ummadığınız bir yerden bir iş teklifi alabilirsiniz. Hiç ummadığınız bir işe başlayabilirsiniz. Ben hayatım boyunca böyle çılgınca değişikti hani ani değişiklikler yapmışımdır hayatımda. Rotayı bazen farklı yönlere çevirmişimdir. Güzel olur yani her zaman bir şey katar insana. Ama bu size bereket katacak. Daha güçlü hissedeceksiniz. Böyle aslan gibi hani çıkmışsınız, kendinizi güçlendirdiğiniz ve güçlü hissettiğiniz bir döneme doğru hareket ediyorsunuz. Bence bu falda en çok da bunlar çıkmış. Bir de tabağımıza bakmak istiyorum. Çünkü bu temiz, genel anlamıyla temiz bir faldı. Şöyle bir bakalım. Ya bir konuda böyle ellerim de bu arada kahve olmuş. Burada 3 kişi var. 3 kişi bir araya gelip böyle çok ciddi bir konuşma yapabilirsiniz. Bu çalışanlar için iş ortamında size verilecek bir sorumluluk, bir title, bir konum olabilir. Aile içerisinde herhangi çok ciddi bir konuşma yapabilirsiniz. Hani böyle 2 kişi bir kişiye bakıyor böyle ve ciddi bir konuşma bu. Hani onun ağzından çıkacak sözler, laflar çok önemliymiş gibi. Hani bir kişinin ağzının içine bakılıyor böyle. Bir karar merci toplanmış gibi. Hani bir konuda 3 kişi bir araya gelip bir şeyin kararını verebilirsiniz. Bu aile içerisinde ya da arkadaş ortamında da olabilir ama çalışanlar için iş ortamında da ciddi güzel bir konuşma yapılacak sanki. Bakın burada 2 kişi bir araya gelmiş ama bir kişinin beli bükülmüş böyle. Bir kişi ayakta dimdik duruyor. Böyle hani
dans ediyor ve umurunda değil hiçbir şey. İkili ilişkilerinizde biriyle karşılıklı konuşma yapacaksınız ama biri çok umursamaz. Hani böyle dans ediyor. Hiç lay lay rom, her şey hani umurunda değil gibi. Öbürü de sorumluluklardan böyle artık beli bükülmüş aslında. Ve eğer sizseniz bu, yorulduysanız bir ilişkide, sorumluluklarınızdan ve hani bu ilişkinin size getirdiklerinden, kattıklarından dolayı yorulduysanız ve karşı tarafın umursamaz olduğunu, sizin kadar özveriyle yaklaşmadığını düşünüyorsanız bir konuşma yapacaksınız karşı tarafla. Zaten en doğrusu odur. Bazı işleri hep biz karşı taraftan bekliyoruz ya, hani düzelsin. Yok, söylemedikçe düzelmezler. Siz tavır almadıkça düzelmezler. Çünkü siz kabul ettikçe onlar niye değişsin ki? Yani herkes, inanın, değişim zaten normalde de kolay bir şey değildir. Kaldı ki siz kabul ettikten sonra hiç değişmezler. Önemli olan sizin bunu dile getirmeniz. Belki de sorumluluklarınızla ilgili yorulduğunuz şeyleri artık karşı tarafa anlatacaksınız. En doğrusu da bu. Belki de o kendine gelebilir. İkili bir konuşmanız olacak. Ve bu size iyi gelecek. Güzel, sonrası ferah, temiz olabilir. İşte karşı tarafı bazen farkındalığını artırmak, uyandırmak lazım bazı konularda. Hani her şeyi üstümüze alacağımıza biraz da şey yapalım. Ne yapalım? Yani anlatalım belki de. Anlatmanız gereken bir şeyler çıkmış. Bu sırtınızda sizin belinizi büken şeyleri karşı tarafa anlatma zamanı çıkmış. Umarım her şey gönlünüzce olur. Umarım bereketli bir dönemi simgeler sizin için de. Çünkü aslan çıkmış, fil çıkmış. Hani böyle çok güçlü veya bir aşk var. Sizin ya da çevrenizde çok güzel, çılgın, hani böyle tam böyle doruklarda yaşanan, tutkuyla yaşanan bir aşk çıkmış özellikle. Umarım o da gerçek olur. Bakalım bunu niyet edenler için gerçekten beklediği soru işaretiyle ilgili şeyler mi bilmiyorum. Bir de ikinci falımıza bakalım. Bu pembe güllü fincanımızı seçenler için bakalım falımızda neler çıkacak. Bakın, yani şuradan çok net belli olan bir şey var. Yüreğinizin yarısı karanlık, yarısı aydınlık ya da aklınızın yarısında umut vaat eden şeyler ama yarısında da karamsarlık var. Bu bir şey var içinizde, atamamışsınız, yarı yarıya geçmiş. Hani yarısı hala üzgün, yarısı umutlarla dolu, biraz açılmaya başlamış ama ya da hani bazen bir olayla ilgili olumsuz düşünürüz ve sonra biraz olumlu düşmeye başlarız ama olumsuz karamsarlık henüz gitmemiş gibi böyle ikiye ayrılmış bir durum var. Ya da bu kalbinizde mantığınızı da simgeliyor olabilir. Kalbinizle ve mantığınız ikisi farklı şeyler söylüyor. Hani çok bariz bir ikilemdesiniz. Yani yarı yarıya bir duygu yaşanıyor burada. Bakın, iki kişi hane içerisinde, yani çok yakın dostlarınız, arkadaşınız, partneriniz, aileden biri olabilir ama çok yakınınız olan biriyle karşılıklı bir konuşma yapıyorsunuz ve siz bir konuda bir şeye emek veriyorsunuz. Bakın, burada çalışan bir insan çıkmış sanki, böyle elinde iş ve emek veriyor. Verdiği emeği de hani böyle uğraştığı şeyi karşı tarafa veriyor. Yani siz hayatta bir şey için çok fazla uğraşıyorsunuz ve uğraştığınız her şeyi birine sunuyorsunuz aslında. Bu çok sevdiğiniz bir çocuğunuz, eşiniz, hani arkadaşınız, herhangi biri. Hayatta nedir? Zamanınızı veriyor olabilirsiniz çok fazla, elinizdeki paranızı, sevginizi. Hani bu sizin için uğraş verip hani elinizde olan her neyse önemli ve büyük bir şey karşı tarafa sunuyorsunuz. Bu şöyle bir durum. Yani bu hep böyle olmuş olabilir ama bundan sonra da olabilir. Hani birine sevginizi vereceksiniz. Belki birine çok biriktirdiğiniz bir parayı vereceksiniz. Belki yardım edeceksiniz bu yakınınızdaki kişiye. Hani seve isteye vereceksiniz sanki. Veriyorsunuz da. Karşı taraf ister ya da istemez ama belki karşı tarafın hani gerçekten sevgiye, ilgiye ya da paraya bir şeye ihtiyacı var. Belki bir desteğe. O konuda ona destek olacaksınız. O uğraşıp emek verdiğiniz her neyse, zaman harcadınız bir şeyi karşı tarafa seve seve vereceksiniz. Belki biri gelip sizden, yakınınız, arkadaşınız ya da eşinizin maddi durumu sıkışacak, bir para ya da en zor zamanlarında ona destek olacaksınız ama kesinlikle bir kişiye destekte bulunacaksınız. Elinizde var olan şeyi karşı tarafa sunuyorsunuz, veriyorsunuz ve bir paylaşım çıkmış. Burada bir insan var. Bu tarafa yürürken ayakları çıkmış ters tarafa gidiyor sanki. Şimdi hani bazen böyle şeydir ya, işimizden soğumaya başlarız. İşe giderken böyle ayaklarımız geri geri gitmeye başlar. Ya da bir ilişki artık böyle ufak ufak bitme noktasına gelmeye başlar. İşte ilişkiye devam ederiz ama ayaklarımız aslında geri geri gider. İşte bu aslında istemeyiz gibi. Ama işte arkadaşlık ya da aile içerisinde de bir sorun olur. Her şeyi
olması gerektiği gibi yaşamaya devam ederiz ama aslında ayaklarımız geri gider. İşte hani bu bir konuda içiniz soğumuş. Yani bu çalışanlar için gittiği iş yeri olabilir. Birlikteliği olanlar için artık belki bu birliktelik. Bir şey bitmiş sizin için. Hani ayaklarınız geri geri giderken bedeniniz ileriye gidiyor. Çünkü yapmanız gerektiği için yapacağınız bir şey var sanki. Öyle düşünüyorsunuz. Bir konuda böyle umutsuz ve çaresiz biraz da böyle şey çıkmışsınız. Hani işte belki şu ikilem de oradan çıktı. Aklınız ve kalbiniz artık aynı şeyleri söylemiyor. O yüzden hani yapmanız gerekenleri yapıyorsunuz ama ayaklarınız ters gidiyor dediğim. Belki de şu falın ortasındaki şey oydu ikilem. Bir şey var ve bu konuyla ilgili biriyle dertleşeceksiniz. Bakın karşınıza birisini alacaksınız ve bu konuyu oturup içinize dökeceksiniz. Eğer gerçekten öyle bir sorunuz varsa içinizde oturun dökün gerçekten zaten. Hani böyle hayatta en değerli şey ben hep derim biriyle dertleşebilmek, biriyle paylaşabilmek bu çok değerlidir. Arkadaşınız, dostunuz varsa onlara çok önem verin. Ve gerçekten birinden beslenebilirseniz zihnen, ondan böyle fikir alabilirseniz anlatın zaten. Çünkü bazen biz olayların içerisindeyken olayları göremiyoruz. Dışarıdan biri daha rahat görebiliyor. Ben hep diyorum ya bir kitap okumuştum Şimdinin Gücü tavsiye ediyorum. Okuyun yani şu anı değerlendirmek için ve o kitapta hep şeyden bahseder. Siz dışarıya çıkın ve sizi dışarıdan başka biriymiş gibi izleyin. Çünkü olayların içerisindeyken göremiyorsunuz. İşte bazen biz bunu yapamadığımızda da karşı taraf aklına güvendiğimiz birine oturur anlatırız onu. O işte o karşıdan görebildiği için bize güzel fikirler verebilir. Belki bir çıkmazda hissettiğiniz bir durum var kendinizi. Ayaklarınızda hani böyle ayaklarınızda yerden işte geri geri gidiyor. İşte o konuda size destek olacak bu kişi. Her neyse sorunuz, o konuda size destek olabilir bu kişi. Bir kalabalığın içerisine gireceksiniz. 2-3 kişi. Girmiş de olabilirsiniz ama bakın böyle o etrafınızdaki insanlar sizi küçümser ya da böyle üzercesine konuşmuşlar ya da konuşacaklar. Bir konuda böyle bir ortama giriyorsunuz sanki ama ortam sizi sarmıyor sanki. Hani böyle sizi mutsuz eden bir durum oluyor. Bence etkilenmemeye çalışın. Herkesin söylediğine kafayı takmayın. Çünkü hani herkes farklı düşünür, herkes farklı şeyler yorumlar ama kendinizi böyle rahatsız hissediyorsunuz. Rahatsız hissettiğiniz ortamlara zaten hiç girmeyin. Bu küçük bir yakın çevreniz olabilir. Mecburiyetten giriyor olabilirsiniz ama kendinizi orada mutsuz hissediyormuş gibisiniz. Artık bence o ortamdan uzaklaşmaya çalışın. Varsa böyle bir durum sıkmayın canınızı. Bu böyle bu fal biraz böyle ikilemde çıkan, böyle biraz da karmaşık gibi çıkmış ama eğer diyorum ya ben hep insanlar önemli olan şeydir. Herkesin başına her şey gelebilir ama sonuçta hep neden farklı ve herkes farklı tepkiler verdiği için. Siz tepkinizi koyun, siz kararlarınızı verin, siz olayları çözmeye çalışan kişi olun. Akışına bırakmayın. Bazen de çözmek gerekiyorsa çözün. Bir insan var, bakın insan yüzü sanki ama böyle bir ters, hani böyle iki yüz gibi çıkmış. İki yüzü varmış gibi. Şurada bir maske gibi. Bu taraftan bakınca başka, bu taraftan başka gibi. Bir insan var etrafınızda ama size iyi gibi gözüküyor olabilir ama arkanızdan farklı şeyler konuşuyor olabilir. Yani bu maske takmış veya iki yüz gibi hareket ediyor. Bu insanı fark edeceksiniz. Belki de fark ediyorsunuz. Ayrıca bu kişiye karşıya biraz dikkatli olun ya da hani biraz hayatınızdan uzaklaştırın. Çünkü böyle hep maske takıp size iyimser gözüken bir insan. Ama çok da öyle olmayabilir yani. Ama hatta şuradan bakınca biraz bu böyle şey değil. Şey gibi de çıkmış değil mi? Böyle bir domuz gibi. Fakat şöyle şey şeffaf bir domuz işareti gibi. Hani böyle domuz görünce de hani böyle tabiri caizse hani hep derler ya bir domuz gibi gözüküyor. Domuzluk yaptı. Hani böyle bir yanlış. Hani bir Nemrut tarafı var bu kişinin. Hani iyimser ama bir taraftan da böyle çok iyimser olmayan bir tarafa çıkmış gibi çıkmış. Hayatınızda bakın böyle bir küçük bir çocuk çıkmış böyle etrafınızda. Bu çocuk böyle hayalleri var, bir şey yapmak istiyor ama yapamıyormuş gibi ailesinden dolayı olabilir. Yani etrafınızda eğer böyle maddi olarak zorluk çeken böyle bir oyuncağıyla bir şeyle oynuyor, bir hayal kuran oturmuş bir çocuk figürü gibi. Eğer etrafınızda gerçekten böyle bir çocuk varsa, bir şey yapmak istiyorsa, diyelim ki biri okula gitmek istiyor ama gidemiyor. Çünkü maddi durumu iyi değil. Daha iyi bir okula gitse daha farklı bir hayatı olabilir gibi gibi. Ya da işte bir çocuklar bazen nedir ki oyuncak almak ister, durumları yoktur, bir şeydir. Etrafınızda şöyle bir
Göz kulak, böyle bir açın gözünüzü, bir etrafınıza bakın. Belki etrafta bir çocuk var. Sizin farkına varamadınız ama biraz içerisinde ailesinden dolayı, sorunlarından dolayı mutsuz bir çocuk olabilir. Hayalleri var. Çocukların hayallerine aslında ortak olmayı öğrenmemiz lazım. Hani bazen kendi dertlerimize o kadar çok düşüyoruz ki etrafımızdaki çocuklara gözlerimizi kapatıyoruz. Aslında onların şu anki hislerine ortak olabilirsek, hayallerini gerçekleştirebilirsek çok mutlu kişiler olabilir. Biz hayatımızda onlara değdiğimizde aslında bizde de mutluluk kapıları açılıyor. Ben birine yardım edince çok karşılığının kat kat fazla geldiğini düşünüyorum ve zaten bizi çok mutlu ediyor onları mutlu etmek. Bence etrafınızda bir çocuk var, biraz mutsuz, sorunları yaşayan bir çocuk. Onu biraz duyarlı olun. Yani onun bir ihtiyacı olabilir, söyleyemediği bir şey var, bir hayali, istediği bir şey. Belki bir oyuncak belki ama belki bir okula gitmek, belki bir yeri gezmek, belki biraz daha huzur. Belki zihnen ona yol gösterecek biri. Hani okula giderken bile ona destek olmak, yol göstermek. Çocuk işte adı üstünde bilmiyor ki yarın öbür gün nelerle karşılaşacağını, hayatın zor olduğunu, belki de işte eğitim alırsa daha kolaylaştırabileceğini vesaire vesaire bilmiyor. Yani hayatı kolaylaştırıp mutlu etmenin yollarını arıyor olabilir. Ona yardımcı olun, bir çevrenizde bakın, sizin çocuğunuz olabilir bu. Belki işte ihmal ediyorsunuz. Kendi sorunlarınızdan dolayı onu düşünmüyor olabilirsiniz. Yeğeniniz olabilir, kardeşiniz olabilir. Bir şeye ihtiyacı olabilir. Biraz böyle hani böyle kafanızı kaldırıp bir bakın bakalım. Etrafta böyle biri çıkmış, bir çocuk çıkmış. Ona destek olun. Ben şeye de inanıyorum. Eğer birini sevindirirseniz, hele ki bir çocuğu, karşılığında çok 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 daha mutlu oluyoruz bizler. Allah daha fazlasını veriyormuş gibi hissediyorum. Bir kadın çıkmış burada. Şöyle bakın, yıkılmamış ayaktayım diyen, böyle bir konuda böyle bir sendelemiş, ayağa kaymış. Sanki böyle hani ona biri bir şey yapmış hani, ama o kadar güçlenmiş ki bakın, kocaman bir kolu var. Böyle kocaman güçlü, böyle spor yapmış bir kol gibi tutunuyor hayata karşı. Hani birisi ona zarar vermek istemiş olabilir. Bu zarar illa hani böyle dövmek, sövmek değil ama belki ruhen zarar vermek. Belki yaptığı bir şeyde onun yapacaklarından vazgeçirmek ya da yoluna engel olmak gibi. Ama bu kadın çok hırslı çıkmış. Bu kadın daha çok hırslanacak, daha çok böyle hayata tutunmak için bakın kolu güçlenmiş. Hani yani biri ona ne kadar hani böyle itip yapmasını engellemeye çalıştıkça bu kadın daha da güçlenecek sanki. Böyle kolu kocaman ve yapmak istediklerine dört elle sarılacak. Sizseniz, bu size mani olan biri varsa umarım daha da güçlenirsiniz. Ya da etrafınızda hani kardeşiniz, kız kardeşiniz, işte anneniz ya da herhangi biri. Bu kadın böyle tam tersi daha da güçlenecek, güçlü bir döneme girecek. Böyle kolu güçlenmiş, hayata dört elle sarılacak. Sağlık sorunu yaşıyordu, belki düşmek üzereydi. Tam tersi iyileşip işte dört elle hayata sarılabilir. İş bulamıyordu, bulacak. Okuyamıyordu, okuyacak. Hani böyle hayat ona çerme takmışken ya da birisi böyle sanki düşmeyecek, düşerken ayağa kalkacak gibi çıkmış. İnşallah öyle olsun. Çok güçlü bir kadına dönüşen biri çıkmış bu falda. Bakalım bir de tabağımızda neler çıkmış. Bu fal dediğim gibi böyle ikiye ayrılmış, böyle iyi ile kötü gibi. Yarı yarıya ya da karar veremediğiniz bir konu var, bir şey var ama onları çözeceksiniz. Ben diyorum ya, herkesin başına her şey gelebilir ama sizin verdiğiniz tepkiler sonuçları değiştirecek. Unutmayın. 3 kişiye 5 kişiye aynı olay gelebilir başına ama herkesin sonuçları farklıdır. Neden? Çünkü verdiği tepkiler farklıdır. Siz mantıklı hareket ederseniz, tepkilerinizi doğru yerde, doğru şekilde koyarsanız işte sonuçları siz değiştireceksiniz yine. Bakalım tabağımıza neler çıkmış. Tabağımıza bakın, şurada bir köpek gibi çıkmış. Dosttur köpek ama arkasını dönmüş. Bir arkadaşınızla aranız açılabilir. Sözlerinize, tavırlarınıza dikkat edin. Bazen canımız sıkkın olduğumuzda en yakınlarımızı istemsiz kırabiliyoruz. Birini kırabilirsiniz. Bir dostunuz size arkasını dönüp kalben kırılabilir. Sizi sevdiği için daha çabuk kırılabilir. Çünkü seven insanlar, birbirini seven insanlar kalben daha çok kırılır. Sevmeyen zaten aman deyip geçer, takılmaz, anlamaz. Yaptığınız yanlış bir kabalık, bir yanlışlık bile olsa çok da takılmaz çünkü çok değer vermiyordur. Çok değer veren insanlar daha hassastır. Kırılıyorsa bilin ki size daha çok değer veriyor. Küçük bir kalp kırgınlığı yaşayabilir. Böyle bir dostunuzu küçük bir gereksiz bir şeyle kırabilirsiniz. Biraz daha dikkat etmeye çalışın.
Bir insan var, böyle elinde bir kısmetini yakalıyor. Bakın, balık gibi sanki balığı elinde tutuyor. Bir kısmet var. Bu sizin için bir şans anlamına geliyor. Hani bir şey için böyle elinizde kısmetiniz, böyle balığı yakalayacaksınız. İnşallah hani neyse istediğiniz o balık, o kısmet, neyse onu yakalamışsınız gibi çıkmış tabakta. Herhalde bu atlatacağınız şeylerden sonra hani bu kararsızlık, ikilem işte vesaire falan. Ama sonunda galiba o kısmeti yakalayacaksınız. Güzel çıkmış burası. Çok balığı yakalayan bir insan, kısmetini elinde tutan bir insan çıkmış. İnşallah öyle olsun. İnşallah da kısmetinizi tutabilirsiniz. Sonrası çok da ferah ve temiz çıkmış. Sadece bir dostunuz varsa, bir yakınınız, sizi seven, değer veren, onu kırmamaya çalışın. Sonrası sanki böyle daha da güzellik gibi çıkmış. Umarım gerçekten de o hani kısmeti yakalayın. Mutlu olun çok. Güzel olumlamalar yaparak tekrardan kapatalım. Ağzımızdan çıkan sözleri beynimiz çünkü olumlu olarak ve doğru olarak algılıyor her zaman. O yüzden olumlamalar yaparak, iyi düşünerek, iyi cümleler kurarak ve iyi cümleler kuran arkadaşlarla birlikte olarak zaman geçirmeye çalışın. Beynimiz çünkü bunları komut olarak algılıyor. Ondan sonra da hayata geçirmeye çalışıyor. Dilerim o zaman her şey gönlünüzce olsun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Çok mutlu olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.